بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقون الاولون من المهاجرين والانصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وَمِمَّ ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين <applause> ثم يردون إلى عذاب عظيم اقترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Akit televizyonumuzun özel ve güzel izleyenleri, kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerim her birinizi canla başla selamlıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekrar Rabbimiz lütfetti bir cuma selamı programıyla daha karşınızdayız. Malumunuz cuma günü müminlerin haftalık tatil olması gereken günüdür. Tarih içerisinde arka planda dini bir emir olduğu için, dini bir anlayış olduğu için Yahudiler Cuma ertesi gününü tatil kabul etmişler, Hristiyanlar kendi inançlarına göre Pazar gününü tatil etmişler. Bundan dolayı Batı'da Hristiyan dünyasında Yahudiler ve Hristiyanlar rahat bir şekilde herhangi bir iş meşgalesi, iş derdi olmadan havralarına kiliselerine gide, gidebilsinler için. Dünyanın pek çok ülkesinde Yahudiler için cuma ertesi, efendim Hristiyanlar için de pazar günü tatil edilmiştir. Hani rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilsinler diye. Bu 1937 yılında da Türkiye'mizde cuma günü idi tatil. 1937 yılında öyle aklımda kalmış. Cuma günü olan tatil günümüz cumartesi pazara e, değiştirilmiştir. Öncelikle okuduğumuz Kur'an'ımızla Allah'ımız gönüllerimizi ihya eylesin. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan ölülerden önce ölmemiş olanlara hayat vermek için indirilmiştir. Enfal suresinde hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Allah'ımız ya eyühelledine aminus ve lirrasul lima yuhyikum ey iman edenler Allahu Teala ve onun peygamberi sizleri İslam'la Kur'an ile hayat bulmaya çağırdığında mutlaka o çağrıya icabet ediniz karşılık veriniz Buyurulur. Dolayısıyla Allah'ımızın insanlığa Kur'an'ı indirmiş olması Resulullah'ın bizlere Kur'an'ımızı tebliğ etmiş olması, Peygamberi Zişan Efendimizin getirdiği medeniyetin yani İslam medeniyetinin asıl amacı insanlara mutlu ve huzurlu bir hayat bahşetmektir. Allah'ımız en güzelini bilebilir. Dolayısıyla kullar neyle nasıl mutlu olacaklarını en güzel Rabbimiz bilebilir. Bundan dolayı ey kullar bakın size vermiş olduğum emirlerle, yasaklarla, kurallarla, prensiplerle ancak huzurlu olabilirsiniz. Gelin siz Rabbiniz olarak benim sözümü dinleyin ki gönülleriniz hayat bulsun. Kur'an'la hayat bulasınız. İçin Allah'ımız böyle bir çağrıda bulunmuştur. Bundan dolayı okuduğumuz Kur'an'larımız ilk önce hayatta olanlara ithaf ediyoruz. Saniyen Kur'an-ı Azimüşşan'ın hitabı o kadar güçlü ki mesajı o kadar kuvvetli ki inanın ölülere bile faydası var. Çünkü okunan Kur'an-ı Azimüşşan ruhlarına hediye edilen kimselerin azapları var ise azapların hafiflemesine sebep olur. Bunu biz Peygamberi Zişan Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Şimdi asıl konuma gelmiş olayım. Malumunuz Hocalarımız İslamı anlatırken şüphesiz birinci derecede Allahımızın ayetlerini Kur'anımızı önce referans alırlar, önce onu anlatırlar. Kur'anımızın ayetleri durup dururken inmedi. Her inen bir ayetin arka planda bir olayı, bir hadisesi vardı. Buna biz İslam literatüründe sebebi nuzul diyoruz veya esbabı nuzul. Ayetlerin iniş sebepleri. Ayetlerin önemli bir kısmının inme sebepleri vardır. E peki hala bunlar nasıl oldu değil mi? Peygamberi Zişan Efendimiz döneminde bir takım olaylar yaşandı. Öyle hadiseler öyle olaylar ki bunlar kıyamete kadar insanlığa güzel örnekler olacak, numuneler olacak. İnsanlar o örnekler üzerinden hayatlarına yön verecekler. Kur'an'ımızın ayetlerini düzgün ve doğru anlayabilmek için bu bilime de sahip olmak lazım. Yani ayetler hangi hadiseler üzerine inmiş bunu bilmek lazım. İşte bu ayetlerin yaşandığı bir toplum vardı. Bir efendim o günde yaşayan insanlar topluluğu vardı. Biz Resulullah'ın etrafında adeta bir ışığın etrafında dönen dolaşan kelebekler gibi Efendimiz'e canlarını verircesine vermeye hazır olacak derecede ona bağlanmış biat etmiş efendim adım adım karış karış Efendimiz'i peygamberimizi takip eden insanlar vardı. Biz bunlara ne diyorduk? Sahabe efendilerimiz veya ashabı kiram efendilerimiz Bugünkü sohbetimde sahabe ne anlama gelir? Kimlere sahabe denilir? Bir de Kur'an'ımızın ayetleri üzerinden sahabe efendilerimizle alakalı bir iki örnek vermek isteyeceğim. Geçen bu camimizde ders yaparken çocuklarımızla yavrularımıza bir hadisi şerif anlatacağım. Dedim ki bir gün Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı bir arada otururken bir adam çıka geldi dedim. Hani meşhur bir Cibril hadisi vardır. Peygamberimize şekil çeşitli sorular sorar. Efendimiz de onun sorduğu soruları cevaplar. En sonunda onun Cebrail aleyhisselam olduğu öğrenilir. Bu hadisi anlatıyorum derste yavrularımıza. Çocuklarımızdan bir tanesi dedi ki hocam sahabe ne demek? Ne kadar güzel bir soru. Yani yavrularımız daha yeni Almanya ortamında yeni öğreniyorlar, yeni duyuyorlar. Ben de onlara böyle ballandıra ballandıra sahabenin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştım. Kısaca sizlere de arz edeyim. Mutlaka bildiğimiz şeyler ancak Arapların çok tatlı bir sözü vardır. Artık bu atasözü haline gelmiş neredeyse. Et tekraru ahsen. ...Valevukane 180 demişler. Malumunuz... ...Arap dünyasına... ...Osmanlı ecdadımız... ...600 yıl kadar... ...liderlik, önderlik yaptı. Dolayısıyla... ...bugünkü... ...Osmanlı'dan ayrılma... E, ...devletciklerde... ...hala bir takım Türkçe kelimeler kullanılır. Örneğin... ...Suriye'de bir taksiye bindiğinizde... ...88'de böyleydi... Nereye gidiyorsun? Derdin ki doğru doğru. Yani Türkçemizin doğrusunu almışlar orada kullanıyorlardı. Efendim Bosna Hersek'te işte Hacı Salih Efendi'yu efendi kelimemizi almışlar. Mısır'da yine efendi kelimesi kullanılır. Ancak o kadar yıllar bu kardeşleriyle omuz omuza, kol kola yaşarken Osmanlı hiçbir tanesinin dilini değiştirmeye kalkışmamış. Bir Fransa 150 yıl kadar, 165 yıl kadar Cezayir'de kalmış. Bugün artık neredeyse Cezayirli Müslümanlar Arapçayı zor konuşur hale gelmişler. Bununla ne demek istediğimi iyi anlayın. Hani her fırsatta akıllara sıra e, insanlığa ders vermeye kalkışan şu Fransa var ya. Bugün kendini bilmezin birisi onların başında malumunuz pervasızca, cahilce İslam'a ve Müslümanlara karşı bir takım e, lüzumsuz tekliflerde bulunan o adam 160 yıl içerisinde Cezayir'in bağışlayın ifademi anasını ağlatmışlar. Dillerini değiştirmişler. Katliamlar yapmışlar. Oradan çıkmazdan önce kaç milyon insanı katletmişler. Kafa bu. Ama Osmanlı ecdadımız Allah onların hepsinden razı olsun. Onlar sahabe efendilerimizi örnek alan insanlardı. Onlar Resulullah'ın izinden yürümek istemiş ve bütün devlet düzenlerini bunun üzerine dizayn etmiş anlayışa sahip insanlardı. Dolayısıyla kaç yüzyıl hangi coğrafyada kalırsa kalsınlar hiçbir insanın dilini değiştirmeye yeltenmemişler. ...sade dilini mi dinini değiştirmeye de yeltenmemişler. Amenna. İslam'ın güzelliklerini görüp Müslüman olanlar müstesna. Eğer zoraki insanları Müslüman yapacak olsalardı bugün Balkanlarda bir tane Hristiyan kalmazdı. Kaldı ki Bosna Hersey'in bugün ne yazık ki yüzde ellikisi bugün gayrimüslimdir. Bugün Hırvatistan efendim e, orada Sırbistan işte eski Yugoslavya, Macaristan, Osmanlı yıllarca orada kalmış. Romanya, adamlar hepsi daha kendi inançları üzerine. Bununla Osmanlı ecdadımıza yapılan bir takım haksız ithamlarında ne olduğunu hatırlatayım istedim. Şimdi gelelim sahabe ne demek? Sahabe. Malumunuz sahabe sahib sohbet, ashab hepsi aynı kelime kökeninden gelir. Araplar çok candan arkadaşa sahip derler. Huva sahibi benim arkadaşım bu. Yani benim sahip olduğum efendim her türlü sırrımı açabileceğim, güvenebileceğim kimse anlamında veya benim daraldığımda derdimi içimi dökebileceğim insan anlamında veya diğer bir adla sadık, sadıktan geliyor, sadakatten geliyor. Yani dürüst olan, arkadaşlık yapabileceğim, dürüst, beni kandırmayan, bana yanlış yapmayan, her şeyimi güvenebileceğim anlamında sadık kelimesi de kullanılıyor. Ancak sohbet edebileceğimiz, düşünün sana bir hayat aklınıza gelsin, bir hayat düşünün. ...konuşabileceğiniz kimse yok... ...herhalde insan kafayı yerdi değil mi... İnsan ...bir takım... ...efendim... E, ...sevinçlerini, bir takım sıkıntılarını... ...paylaşabileceği arkadaşlar arıyor... ...onun için sohbet... ...buradan geliyor işte... ...sohbet edebileceğim insan... ...ashab da sohbet kelimesinden geliyor... ...ne demek bu... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz ile ki kainatın bir numarası, en güzel beşeri, en güzel insanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olan peygamber aleyhissalatu vesselam ki bu münasebetle Mevlid kandilimizi de candan canı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ımız bu Mevlid kandilini Peygamberi Zişan Efendimiz'i en güzel şekilde anlamayı anlamamıza vesile eylesin inşallah. Resulü Zişan Efendimizin sohbetinde bulunmuş kimselere, onun sohbetinden istifade etmiş kimselere sahabe deniliyor. Hep dikkatimi çekerdi. Kıyamete kadar biz Hazreti Ömer Efendimizin adaletinden bahsederiz. Hazreti Ömer gibi bir insan master'ını nerede yaptı? Doktorasını nerede yaptı? Efendim ...profesörlüğünü... ...ordinaryusluğunu hangi kurumdan aldı? Bugün profesörlerin bile... ...tez çalışması... ...haline gelmiş... ...adaleti uygulamaları... ...bugün pek çok... E, ...medeniyetin... ...oluşmasına temel oluşturmuş... ...bir anlayıştan, o anlayışın... ...sahibinden bahsediyoruz. İşte onları... ...insanlığa kıyamete kadar örnek... ...teşkil edecek davranışlar yapmış olmalarını sağlayan şey Resulullah'ın sohbetinde bulunmuş olmalarıdır. Ona sahabe olmalarıdır. Onun terbiyesinden geçmiş olmalarıdır. Onun tedrisatından geçmiş olmalarıdır. Onun ahlakını temelde de Kur'an'ımızın ahlakını görmüş olmalarından bu ahlaktan beslenmiş olmalarındandır. Bi ihsanin وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِيْحْسَانٍ Bunlara güzel bir şekilde uyanlar. Yani hayatlarında muhacirleri ve ensarı referans alanlar. Onlara benzemeye çalışanlar var ya evet. Radiye razı oldu kim? Allahu Allah Celle Celaluhu. Kimden? Anhum muhacirlerden efendim ensardan ve onlara uyan, onların izinden, yolundan yürüme gayretinde olan kimselerden Allah razı oldu. Sırf bu kadar mı? Hayır. Varadu o sahabe efendilerimiz de o kimseler de Allah'tan razı oldular. Allah ne vermişse ne yapın demişse hiç ikiletmediler canları pahasına, hayatları pahasına Rableri ne demişse onu yapmaya razı oldukları içinde Allah onlardan razı oldu. Onun için biz sahabe efendilerimizden birisinin ismini anarken ne diyoruz? Bakın onlar radıyallahu an. Bakın Hazreti Ali kerremallahu vece ve radıyallahu an. Ne diyoruz? Ayşe-i Kubra radıyallahu anha. Ayşe Sıddık radıyallahu anha, Hatice Kubra radıyallahu anha. Ne diyoruz? Hangi sahabe ismi anılırsa alınsın Talha radıyallahu anh Allah onlardan razı olsun diye dua ediyoruz. Rabbimiz böyle konuşmamızı emrediyor. Bak ayette bildiriyor zaten. Ben onlara razı oldum diyor. Allah'ın razı olduğu sahabelere biz de Allah onlardan razı olsun diyerek efendim anmalıyız onlardan öyle bahsetmeliyiz. Evet. Ve <laughs> a'adda Allah onlara hazırladı cennetin cennetler tecri akan tahtaha altından akan cennet el enhar altından ırmaklar akan cennetler. Bu Kur'an'da çok kullanılıyor bu tabir. Neden? Herkesin hayalinde herhalde böyle pırıl pırıl akan bir nehrin önünde bir evinin olması hayali vardır. İşte insanın aklına bile getiremeyeceği o güzelim yaşam cennette olacaktır. Allah'ın kendilerine emrettiklerini harfiyen her türlü sıkıntıya rağmen yerine getirenlere Cenab-ı Hak ahirette karşılık olarak böyle mükafatlandıracaktır. Onlar halidine fiha ebeda ebedi içerisinde kalacakları efendim altından ırmaklar akan cennetlerle efendim onları mükafatlandıracak. Allah onlara bu mükafatı hazırlamıştır. Zelikel fauzül azim. Bu ne büyük bir kurtuluştur. Allah'ımız tüm ashabı kiram efendilerimizden razı olsun. Rabbimiz bütün ashabı kiram efendilerimizin o örnek hayatını referans kabul eden hangi çağda, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını kendi hayatına örnek alan kullarından eylesin. Şimdi gelmiş geçmiş insanlığın peygamberlerden sonra en hayırlıları, en şereflileri bak Allah'ımızın rızasını beyan ettiği, tescil ettiği sahabe efendilerimizdir. Ve muhacirlerdir. Ve efendim ensardır. Yani Mekke-i Mükerreme'den hicret edenler, Medine-i Münevvere'de onlara efendim gönüllerini, bağırlarını, göğüslerini açan kardeşleridir. İnşallah vakti yeter de size iki tane küçük örnek sunup hemen bitireyim. Bakın Resul-i Zişan Efendimiz, اَصْحَابِكَ Ey hukuktaydım ihtedetüm benim ashabım gökteki yıldızlara benzerler hangisine uyarsanız tabi olursanız hangisinin yolundan yürürseniz mutlaka hidayete erer doğru yolu bulursunuz buyurur. Bundan bundan ötürü hiçbir müslümanın herhangi bir sahabe efendimize herhangi kötü bir ithamda bulunması onların aleyhinde konuşması düşünülemez. Eğer birisi herhangi bir sahabe efendimize iftira ediyorsa, yanlış konuşuyorsa bilin ki onun inancında, onun kafasında bir takım sorunlar var demektir. Bakın Rabbimiz neden sahabe efendilerimize razı olmuştur? İki tane örnek sunayım. Bir tanesi her gün sabah ve akşam namazlarından sonra okumuş olduğumuz Haşir suresinin son ayetleri var ya. Oraya gelmeden önce bir ayet daha vardır. 9 numaralı ayeti kerime. <gülüyor> Efendim وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ min kablihim" diye başlayan sahabe efendilerimizi anlatırken emsar efendilerimizi yani Medine'nin yerli Müslümanları anlatırken onlar öyle insanlardır ki başka kardeşlerini kendilerine tercih ederler buyurulur. Bu ayet niye inmiş bakın şimdi. Peygamberi Zişan Efendimiz'e Medine-i Münevvere'ye onun mescidine birisi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü perişanım çok açım. Bugün kalacak bir yerim yok. Kaç gündür de yemek yemedim. Ne olursunuz bana yardım edin. Müslüman bir adam. Efendimiz kendi yakınlarına diyor ki buna bir şeyler bulalım. Ama kimsede bir şey yok ki. Efendimiz Allah'ın rahmet etmesi karşılığında bugün bu kardeşimizi kim misafir edecek deyince hemen Talha radıyallahu anh Efendimiz ey Allah'ın Resulü demiş ben misafir ederim. Almış Resulullah'ın misafiri evinde misafir edecek ancak hanım demiş ne yapıp yapıp bu kardeşimize ikram etmeliyiz kaç gündür bir şey yememiş. Bugün de bizde kalacak. Nasıl bir kadınsa Demiş ki bey ancak kızımıza yavrumuza yetecek kadar böyle bir parça bir şey var. Hani başka yiyecek ne bir şey yok. O demiş ki hanım sen demiş ne yap yap çocuğu bir şekilde uyut. O çocuğun yemesi gereken o işte yiyeceği biz misafirimize ikram edelim. Misafir de evde bir şeyin olmadığını fark etmemesi için demiş ki ışıkları da söndürelim. Sen de misafirin karşısına otur böyle bir senaryo uygulamışlar. Efendim misafirlerini doyurmuşlar. İşte Haşir suresi 9 numaralı ayeti kerime efendimize iniyor. Yok. Allah Allah. Acaba kendilerini diğer, diğer kardeşlerini kendilerine tercih eden kimmiş? Efendimiz diyor ki bugün kim nerede ne yaptı? Hani bu ayet indi de Allah'ımız bu ayetle kimi taltif ediyor? Kimi tasdik ediyor? Bir de öğreniyorlar ki Resulullah'ın dün gece göndermiş olduğu misafirine böyle bir senaryo ile ikramda bulunan Talha radıyallahu an efendimizi taltif için bu ayet gelmeymiş. Hangimiz böyle bir şey yapabiliriz? Bak işte bundan dolayı Allah'ımız radıyallahu anhum Allah onlardan razı oldu buyurdu. Bir misal de İnne Nisa suresi 100 numaralı ayeti kerime inince "Women yecid fil ardı muragamen kesir ve vasah ve men yahrac min beytihi muhacir ila Allah ve rasulihumme yudrikul mevtu faqad waqa'a ecruhu ala Allah" iniyor. Kim Allah için hicrete çıkar, yolda ölürse onun mükafatını Allah verecek ayeti çok ilginç. Bu ayeti kerime Medine-i Münevvere'de inmiş. Resulüzel Şan Efendimiz vahi katipleriyle bu ayeti kerimeyi Mekke'ye gönderiyor, oradaki Müslümanlara okusun diye çok yaşlı artık yerinden kalkamayacak derecede hasta gözleri görmeyen Demre isminde bir sahabe efendimiz var. Bu ayet gelir gelmez evlatlar demiş tez olun ben burada bir gece daha kalamam. Şu sahabe efendilerimizin Allah'ımızın emirlerine uymalarındaki titizliği görüyor musunuz? Yavrular demiş biri demişiz bir sala bindirin bir deveye ben demiş kendim giderim. Deveye bunu bağlamışlar bir sala bindirmişler. Seninki bugünkü teneyim hacca gidenlerimiz bilirler. Kabe'ye 5 kilometre uzaklıkta orası Mik'at mahallidir. Oraya gelince iyice ağırlaşmış artık öleceğini aklı kesmiş Demre radıyallahu anh'ın bakar mısınız duasına Damre kendi elini kendi elinin üzerine koymuş Allahümme hâzihilek Ey Allah'ım demiş şu elim senin için. Ve hâzehî li rasûlik şu elimde demiş senin peygamberin için. Ya ubâyeukâ alâ mâ bâye'a aleyhi rasûluk. Vallahi senin peygamberin hangi konuda canını malını vermeye biat etmişse ya Rabbi. Şu anda Resulullah'a ulaşamadım ama vallahi şu elimi peygamberimin elin üzerine koymuş gibi kabul et demiş ruhunu teslim etmiş. Bu ayeti kerime işte olanca yaşlı haline rağmen devenin üzerine kendini bağlatıp ben buradan artık çıkmalıyım. Allah için hicret etmeliyim deyip yollara koyulan Damre radıyallahu an efendimiz hakkındaymış. Ne anlatmak istediğim? İşte sahabe efendilerimiz bunlardı. Bundan dolayı hocalarımız yıllardır bu akla ziyan, tarihte belki bir defaya mahsus akıllara durgunluk verecek bu güzellikleri hayata geçiren bu sahabe efendilerimizin hayatlarını bizlere örnek olsunlar diye anlatıyorlar. Allah'ımız cümlemize Resulullah'ın izinden yürümeyi, onun kutlu sahabesinin efendim hayatlarını kendimize örnek almayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi sahabe efendilerimizlerle haşt diyor. Bu dilek, temenni ve dualarla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Tekrar cumamız, günümüz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.